hafta yine saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Umuyorum hepinizin sağlığı, keyfi yerindedir. Yine çok güzel bir konu başlığı seçtik. Bugün yine çok değerli bir konukla. Hakikaten hepimizi kadın erkek ayırt etmeksizin, herhalde tüm cinsiyet ayrımı olmaksızın hepimizin, tüm toplumun ilgisini çekeceğini zannettiğim, inandığım bir konuyu ele alacağız. Bugün estetik cerrahi ve tabii ki plastik cerrahi rekonstrüktifi konuşacağız değerli hocamızla. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor konuya zannediyorum. Mimari sanat, heykeltıraşlık ve tıp biliminin birleşimiyle yaratıcılığı ortaya koyan plastik cerrahi ve estetik cerrahi diyebiliriz. Tabii bunun esasını hocamızdan dinleyeceğiz. Bu konu içerisinde neler işleyeceğiz? Süremiz el verdiğince meme estetiğini, burun estetiğini, yüz estetiğini, vücut şekillendirme, erkek estetik ve tabii ki onarım cerrahisini, ameliyatsız estetik mümkün mü? Eğer mümkünse bunların içerisinde neler var? Bildiğimiz kadarıyla botoks, dolgu, İşte efendim Paris ışıltısı falan deniyor. Nedir o ışıltı soracağız. Nanofet diye bir kavramla karşılaştım. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki toplumca biz artan bir estetik arzu içerisinde miyiz? Toplumun estetiğe bakışı nedir? Geçmişte aslında hep böyle sanat camiasının ilgi duyduğu bir alanken bugün zannediyorum az önce söylediğim gibi kadın erkek fark etmeksizin, meslek grupları fark etmeksizin ben hepimizin zannediyorum ilgisine girdi. Tabii asıl cevapları kim verecek bize? Değerli konuğumuz estetik ve plastik rekonstrüktif uzmanı Sayın Operatör Doktor Avni Hakan Ölmez Türk adını taşıyan güzel de bir kliniği var Antalya'da. Bakalım hocamız bize neler söyleyecek. Öncelikle hocam Ege TV ekranlarına ve tabii ki programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Bana zaman ayırdığınız için hem Ege TV hem size ayrıca çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir sohbet olur. Malum şu umuyorum, günlerde... Umuyorum, olacağınıza inanıyorum. İnanıyorum evet. Çünkü çok güzel işlere de imza koyduğunuzu biliyorum. Bu konu hepimizin de ilgisini çeken bir konu. Ama ben öncelikle sizi ekran izleyicisiyle tanıştırmak adına sormak isterim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 2003 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ve 2006 yılında Isparta'da plastik cerrahi eğitimi aldım. 6,5 yıl sonra uzmanlığımı yapmak üzere Isparta Devlet Hastanesi'nde görev yaptım. 2016 yılında özel bir işletmecilik olan muayenehaneciliği açtım. Isparta'da başlayan bir serüven sonra Antalya ile devam etti. Amacım bu bölgede insanlara hizmet etmek, çoğu kişinin estetiğiyle tanıştırmak ve estetiğin güzel sonuçlarıyla hastaları, bildiğim tecrübeleri hastalara sunmaktı. Korkular vardı, endişeler vardı. İşte ben mesleğimi güzel icra etmeye çalıştım. Ve insanların bu konuda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştım. Hala da Antalya'da bir muayenehaneciliğim devam etmektedir. Ve insanlara yine güzel hizmet vermeye, estetiği anlatmaya ve ameliyatla mutlu etmeye çalışmaktayım. Peki estetiğe dün yaklaşım nasıldı toplumda, bugün nasıl? Bir değerlendirme yapmak gerekirse. Toplum biliyorsunuz ihtiyaçlar günden güne hep değişiyor. Ama bunun bence kritik bir zamanı 2000'li yıllara dayanıyor diye düşünüyorum. Teknolojinin ilerlemesi ve akıllı telefonların gündelik hayata girmesi... Şimdi herkesin cebinde malum biliyorsunuz Elif Hanım akıllı telefonlar var. Selfiler, birbirini fotoğrafla çekmeler. Şimdi ben bile sizle şu anda ekranda konuşurken yüzüme bakıyorum, gözümün altına bakıyorum, burnuma bakıyorum. Hani böyle bana bu ara öğretmenler geliyor. Hocam işte videoda gıdımı görüyorum, göz altımı görüyorum. İşte burnum yan açıdan kötü duruyor. Yani aslında teknoloji bize kendimizi göstermeyi daha sıcak temaslarda şey yaptı. Daha çok fotoğraf çektik, daha çok kendimizi ekranda gördük. Eskiden belki hani aynalara küs değildik ama hem aynalar hem ekranlarda daha çok görünce bu sefer kusurlar daha gözümüze battı. Ben hastaları, bana gelen hastaları hep şey diyorum. Sizin için şikayet nedir? Hani kusur görenin gözündedir. Estetik herkesin bir subjektif bir algıdır. Ve biz bu şeyde dediğim gibi hani birisinin başka bir şeye ihtiyacı varsa onun için sorun başka bir yerde.
O yüzden hani kusur bizim gözümüzde olmadı. Hep hastalarımızın gözündeydi. Biz hep bu kusuru giderici rolünde oynadık. Yani hastayı ne mutlu eder kısmına yaptık. Kesinlikle hani bir iç hastalıkları ya da başka bir şey değil, estetiği ayrı değerlendirdiğiniz zaman kişinin gözünde sorun neyse ona şey yapmaya, cevap vermeye, elimizdeki imkanlarla cevap vermeye, ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemlerde. Biliyorsunuz ben bir plastik cerrah olduğum için hem ameliyat yönüm var hem yapmış olduğum klinikte cihazlarla da ameliyat istemeyenlere işte çözümler üretmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar mutlu etmeye çalıştım Elif Hanım. Evet, tabii çalışmalarınız da yine aynı tempoda devam ediyor. Çünkü beklentiler var. Dediğiniz gibi işte cep telefonları belki biraz daha insanın kendi özellikle fotoğraf çekme hevesi ve merakı toplumda bir hayli yaygın. Günümüz koşullarında insanlar kendisini daha ilgili düne göre artan bir arzu var diyoruz bu konuda o zaman. Şimdi peki böyle hani ırkların tenleri konusunda bir böyle hani artı avantaj dezavantaj söz konusu mudur? Mesela Türk ırk olarak bizim toplumumuzun artı bir avantajı var mıdır? Dezavantajlı mıyızdır? Avrupa ırklarına göre ya da diğer ırklara göre cilt yapısı bakımından bunu da öğrenmek isterim. Muhakkak vardır. Etnik olarak herkesin cilt yapısı, ten uyumu, iyileşme süreci ve ben aslında bu ırksal şeyin dışında hani estetiğe ilgi alaka bile ırksal olarak şey farklı. Mesela Avrupa'da yüz kemiklerin gelişimiyle atıyorum Orta Asya'da göz etrafındaki gelişim şeyi çok farklı. Ülkemizde de hem yüzdeki anatomik şey baktığınız zaman yüz kemik gelişimi hem de bana sorarsanız beklenti şey. Mesela ben Türklerin ve İranlıların estetiğe çok ilgili olduğunu görüyorum. Ama bir Amerika'daki bayanların mesela kuaföre bile bir Türkiye'deki kişiler kadar bazen sohbet ediyoruz. Oradan öğreniyorum. Aslında bu Evet. güzel bir şey. Yani şey var. Hani kendimize bakmayı seviyoruz. Şey elimizdeki imkanlarla. Ama tabii dediğim gibi bunu hani diyorlar ya herkeste bir korku var. Doğallığın bozulur mu? Şey Evet. olur mu? İşte bu doğal şey beklentiler çok iyi analiz etmek lazım. Ama tekrar diyorum biz Türkiye'de yaşadığımız için yani bir toplumsal ihtiyaç ve toplumsal beklenti iyi analiz edip onları mevcut şeylerde mutlu etmeye çalışıyoruz. Hani ben sorumun içinde aslında şunu da kastettim hocam. Akıp giden bir zaman söz konusu. Hani yıpranmalara karşı dayanıklılık ve yıpranmalara karşı direncimiz nasıl? Bunu merak ettim doğrusu. Hani cilt yapısı bakımından. Şimdi şöyle hemen söyleyeyim. Tabii ki doğduğumuzdan itibaren hücrelerimiz yaşlanıyor. Bazen ben internette veyahut da böyle bir şey görüyorum. Bir uygulamalar var. 10 yıl gençleştiriyor, 20 yıl gençleştiriyor. Biraz maalesef biraz abartılı bulduğum şeyler de var. Ama burada şey var. Hani biz yapısal baktığımız zaman beyaz tenli, renkli gözlere sahip insanların ciltlerinin ilk etapta gençlik yıllarının güzel ama yıpranma süreçlerinin daha hızlı olduğunu görüyorum. Ama biz Türk şey olarak aslında şöyle yıpranma şeylerimiz mesela tüm Rusya'ya göre ya da Orta Asya'ya göre birazcık daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu şey gibi de düşünebilir. Yıpranmayı neye göre hani yaşadığımız dış etkinler, kendimize bakma süreci ve tabii ki genetiksel faktörler çok etkili. Bana gelen hastalara hep baktığım zaman kendine çok bakanların, profesyonel destek alanların da işte atıyorum hiç bakmayanların tabii ki bir farkı var. Ben hep şöyle söylüyorum Elif Hanım. Mesela siz 35 yaşında, 40 yaşında bir krem sürmeye başlıyorsunuz. Ama atıyorum 50-60 yaşında yıprandıktan sonra krem sürmenin tabii ki etkisi çok şey. Herkesin bana hani dolgu botoksu açıyorum. Yaşlandığın zaman mı yapılması lazım ya da cilt bakımlarının şeylerin bunun uygun bir zamanı var belki ama kesinlikle şunu söylemekte fayda var hani ne ekerseniz onu biçersiniz yediğiniz şey yaptığınız şeylerin muhakkak bir faydasını görüyorsunuz burada çok net ifade ama işte bu doğru ton doğru şey o yüzden biz varız yani o yüzden profesyonel destek adı altında hani bizim hocamızın bir lafı vardı yüzü de çok çamur gibi yapmadan ama uygun zamanda atıyorum cilt altında güzel vitaminler ya da belki ihtiyaç olan şeylerde
oraya gerekli müdahaleler yapıldığınız zaman sizin o yaşlanma sürecini yaş alma dediğimiz ifadeyle atıyorum 60 yaşındaki yıpranma sürecinizi 70 yaşına kadar belki şey yapabiliyorsunuz. Ama yayabiliyoruz. Kesinlikle öyle. Yani zamandan yana kazançlı çıkabiliriz. Aynen. Yani teknoloji bize birazcık da uzun ömürlü yaşamayı sağlıyor. Biliyorsunuz artık insanlar kaderine razı olmuyor. Kolajen aşıları yapardık. Şimdi kolajen hapları çıktı. Atıyorum sağlıklı diyet. Hani bir diyet kavramı vardı. Bu sağlıklı beslenmeye döndü. Bana gelen hastalar bakıyorum. Gerçekten sporunu yapıyorlar. Diyetisyene gidiyorlar. Ve yoga yapıyorlar. Ben aslında biraz hoşuma gidiyor. Gerçekten kendine bakıyorlar. Artık yatırım eve arabanın dışında kendine de oldu. Biz işte bu noktada profesyonel bir destek sağlamaya çalışıyoruz. İhtiyaca göre atıyorum birisinin mimik kaslarını kullanıyorsa botoksa ya da atıyorum göz kilo vermeye bağlı bir yerde çökme varsa cildimizin altına destek yapılarla işte ya da lazer cihazlarımızla hizmet sunuyoruz. Hem o kişiler biraz mutlu oluyor hem de aynaya baktığı zaman özgüvenleri yerine geliyor diye düşünüyorum Elif Hanım. Burada Peki tekrar dediğim insanlar gibi bedenlerinde evet. Buyurun hocam. sizin sözünüzü kestim gibi oldu o yüzden bir soru Estağfurullah. soruyordunuz. Ben tam o boşluğa girerek şunu sormak isteyecektim. İnsanlar bedenlerinde neyi kusur olarak görüyor ve geliyorlar? Hani hep genç kalmak, genç görünmek arzusu, insanın zamanı durdurma çabası şüphesiz var. Artık çağımızda insanlar dediğiniz gibi daha uzun yaşamak, daha genç görünmek için bir mücadele içerisinde ama estetik cerrahın kafasına en çok estetik açısından genç görünmek adına mı yoksa arazileri kapatmak adına mı? En çok talep hangi yönden geliyor size? Şimdi aslında Elif Hanım en çok talep yani Türkiye'de dünyada burun ve saç yönünde taleplerimiz oluyor. Şimdi mesela ben sizin karşınızda bir erkek olarak bir plastik cerrah olarak saçım tamamen dökük olsaydı yani mesela artık diyordunuz ya Hakan hocam bu kadar saç ekim var niye saçsız dolaşıyorsunuz? Ben de aslında gelenlere de öyle diyorum. Mesela şu anda Türkiye dünyanın Elif Hanım saçını ekiyor. Çok güzel saç çeken ekiplerimiz var. Birçok arkadaşlar, yani Türkiye'nin bir özelliği çalışkanız ve bu konularda da çok güzel sonuçlarımız var. Eğer bir kişinin donör sağlığı yeterliyse niye sağsız dolaşsın? Atıyorum elimizi çok kaliteli silikonlar dediğimiz meme implantları var. Biz bir bayanın memesi yoksa neden ona güzel bir memeyle, yani tabiri caizse dişilik merkezi mutlu etmeyelim? Ama Türkiye'de şu var. Hani bakın bana bir gelen kişi korkularıyla geliyor, ön yargılarla geliyor. Herkes doğal bir sonuç istiyor. Herkes tabii bu var. Hani ameliyat sürecinde acaba kötü bir şey olur mu? Bazen çevre baskısı var, bazen ağrı korkusu var. Yani biz aslında çok zor da bir işi yapıyoruz. Onu da size söyleyeyim. Ama ben hep hastalarıma şöyle söylüyorum. Yani maalesef risk almadan yapamazsınız. Sonuca Ve ulaşamayız. aynen yani bu bir şeydir. Tekrar diyorum İlla ki risk alacağız. yani risk almak derken bakın ticarette de risk var. Yani ben tüccar değilim ama ticarette de risk almadan yatırım yapmadan yatırımınızı Değerli kendisi hocam, yapacaksınız. yürürken de bir risk var. Düşme riskimiz var. Yolda yürürken de düşme riskimiz var. Risk hayatının aslında her alanında, her noktasında var. Ya, kesinlikle Elif Hanım bakın biz zaten ben hep hastalar beni de tanır. İnanın makul şeylerle birazcık hani niyetim onları biraz mutlu etmek. Onların kusurlarını yüzüne yansıtmaktan ziyade onların için ne ihtiyaçsa, ne mutlu edecekse ona dokunmak. Ama tabii ki kalpleri açık oynamak, tabii ki net konuşmak lazım. Bir ameliyata giriyorsa birisi atıyorum izlerden bahsediyorum. İz kalır mı hocam? Şöyle olur mu? Kesinlikle net konuşuyorum. Tabii ki kalır ama işte böyle yaşamak mı, ömrünüzü böyle devam ettirmek mi yoksa ameliyatın atıyorum izli yani mesela ben hep diyorum size izsiz bir meme değil diyelim güzel bir meme atıyorum güzel bir karın ama tekrar diyorum hastalarla ön analizimde çok zaman ayırıyorum çünkü onların kafasındaki bir estetik sonuç benim anlattıklarımdan bağımsız olacağı için böyle pembe bir tablo yapmıyorum. Ama
Çok şükür hani halen daha bazen mesajlar gelir. Mutlu ettiğimiz bir hasta grubu var. Bizim işimize de hani biraz moral motivasyon yapan bu mesajlar, bu işte görüştüğümüz zaman olumlu sonuçlar, olumlu aynen olumlu sonuçlar sonuçlar. size de mutlaka moral dopingi yapıyordur. Yani insanoğlu işte hem güzel sonuçlar ister, hem hiçbir sorunla karşılaşmak istemez, risk almak istemez, ama dediğiniz gibi risksiz hiçbir adım dahi atamıyoruz. Her işte kendine has tabii ki riskler var, ama sonuçlar güzel olunca yüz güldürüyor diyorsunuz. Şimdi biz memeden bahsettiniz, yani böyle bir imkan varken neden kullanılmasın? Şimdi meme tabii ki kadın için estetik açıdan hem organ olarak çok kıymetli, hem de estetik görüntü açısından çok kıymetli. İşte meme tedavisi içerisinde, tedavinin bir parçası olarak meme estetiği kanser hastaları için sağlık yönüyle de çok önemli. Biraz meme estetiğini konuşalım istiyorum. Hem kanser hastaları için neler yapıyorsunuz, hem meme küçültme ve büyütme ameliyatları. Tabii bununla birlikte tübüler meme diye bir kavramla karşılaştım. Nedir bu? Tedavisi nasıl yapılır? Bu konuda neler söylersiniz? Bir de bilinen bir gerçekle karşılaştım. 1962'de ilk defa bir kadına silikon konulduğu bilgisini öğrendim bugün. Bu konuda, meme konusunda neler yapıyorsunuz, neler söylersiniz? Şimdi benim de mesela hani ameliyat şeyime baktığım zaman en çok yani polikliniğe, kliniğe gelen şikayetler arasında meme şikayetleri, yani meme ile ilgili talepler. Bunda Evet. biraz hak veriyorum, çünkü memenin şöyle bir özelliği var bence bayanlar için ve çoğu bayanın da anlayamadığı. Meme bir bayan için bence dişilik merkezi. Burada bayanlar mutlu olmak istiyor Elif Hanım. Ve baktığınız zaman stabil bir organ değil. Yani sizin kilo alıp verdiğiniz zaman ya da gebelik sırasında, gebelik sonrasında bir formu değişiyor. Yani siz gerçekten güzel bir memeye sahipken kilo verdikten sonra ya da işte doğum Yaş yaptıktan ilerlerken. aynen. Bazen hani insan kaybettiği güzelliği de aramanın peşine düşüyor. Ama şimdi bakın hiç memesi olmayan, memede ciddi asimetri olan ya da memede sarkıklık, kilo vermeye bağlı sarkıklık olan, dediğiniz gibi meme kanseri nedeniyle memesi alınan bayanlar, takdir ederseniz bakın ne çok şeyler var. Şimdi hele ki günümüzde kilo verme, işte diyetisyen arkadaşların insanların sağlıklı beslenmesiyle soktuğu kaliteli yaşam, bu sefer vücuduna hiç bakmayan, vücudunda yani ister şey bedensel zayıflığı olup da artık işte sarkan yerlerden rahatsızlık duyan hasta grubuyla tanışıyoruz. Ama şöyle de söyleyeyim. Zaten işte amacımız bu. Bakın mesela özellikle bir şey söyleyeyim size. Memesi çok büyük bir bayanın hep diğer bayanlar tarafından bile ama ne gereği var, ne yapacaksın bu yaştan sonra diye ithamları var. Ben hep hastalarıma da söylüyorum. Bazen hem cinsel hem bayanlar bile birbirini iyi anlamadığını düşünen bir adamım. Çünkü bakın bu sağlık problemi. Yani hiçbir bayan, bazen köyden gelen, kimseyi küçümsemiyorum ama köyden gelen teyzem bile bel omur ağrı şey bel omuz ağrıları, işte vücudunda postür değişiklikleri, meme altında pişiklikler şikayetiyle geliyor. Ama bakın mali baskısıyla ameliyattan zaten kendisi içsel bir korkuları var. Ama buna çevre baskısı, mali baskısı da ekleyince bizi makul bir şikayeti bile zorlayabiliyor yani bazen. Gelmesi çok zor oluyor. Bakın bu kişiye sağlık yönden ameliyat etmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama işte o ne gereği var lafı var ya, bu yani diyorum ya, bayanlar bile çok ağır memeyi alın siz taşıyın diyesim geliyor. Ben bu işin içinde olduğum için bu şikayetleri çok tanık oldum. Ve kimse birisi, bakın Elif Hanım, kimse ameliyata karar vermek zor iştir. Ameliyat, yani birisi bize ameliyata çok kararlı gelince çok aşamalarla geliyor. Ve bu kişiye biraz bence saygı duymak lazım. Yani siz günümüzde, hani konu gelmişken söyleyeyim, hani dolgu, botok, ben estetiğe karşıyım. Hep söylediğim bir laf var. Yani madem estetiğe karşı kısım, en azından estetiğe meraklı kişiyi eleştireceği yerde saygı duymalı. Ya da bunun bu ihtiyaçlarını biraz anlamak için kafa yormalı diye düşünüyorum. Çünkü insanlar hep saygı saygı diyoruz ama bazı şeyler dilde oluyor.
Ya bu bayanın atıyorum 60 yaşında meme kanseri geçirmiş kişinin memesi alınmış, kanserden kurtulmuşsa halen daha bizden bir meme talebi varsa bunu da oturup düşünmek lazım. Demek ki Empati meme yeteneğimizi biraz ortaya koymak lazım desek ki yani hani bir kesinlikle, ön çünkü sorgu bu bayan farklılık. kolay değil, kanser gibi onkolojik bir süreçten geçip bizden halen daha meme istiyorsa demek ki yapılan araştırmalar memesi olmayan bir bayanın atıyorum bir uzuvunun eksik olduğu, kendisini özürlü gibi hissettiği ortaya konuyor. O zaman Evet. dediğim gibi ya bu talebi varsa gerçekten saygı duymak lazım, eleştirmemek lazım. İşte atıyorum sizin alnınızdaki kırışıklığı çok takabilirsiniz ama takmayanlar ya ne gereği var, sen niye botoks yaptırıyorsun diyorlar. Meme dediğim gibi bakın genç bayanlarımız hep böyle şey gibi de orada da hani hazır konu gelmişken sanki karşı cinse şey yapmak için. Hayır, Güzel bayanlar günler gibi, bir kaygı gibi düşünür. kendileri için özgüveni yerinde olması için şey yapıyorlar. Bakın burada altını çizmekte fayda var. Yani bu bir şey değil, ayıp değil, bu bir suç değil, bu bir saygı duyulacak bir şey. Yani bir giysi giydiği zaman bayanın iyi hissetmesi. Çünkü biz hastalık dediğimiz kavramı hem bedensel hem ruhsal kişinin kendini kötü hissediyorsa biz bu kişiye hasta diyoruz. Ama nedense böyle talepler olduğu zaman da hani ona saygı duymuyoruz. Evet, tübüler meme dediğiniz halk dilinde keçi memesi. Bir memenin anatomi şeyine baktığın zaman yuvarlak karşıya bakan. Bu doğumsal bir şey gelişim şeyi varsa, deformitesi varsa atıyorum meme yuvarlak değil, asimetri, aşağı bakan meme başlarının bizim için güzel bir meme kavramı karşıya bakan yuvarlak bir meme. Ama tekrar diyorum bedensel olarak kendini iyi hisseden bayan, çalışan bayanların da sayısını düşünerek özgüveni yerinde olan bayan iş hayatında da olsun, özel hayatında da olsun iyi işler yapacağını düşünüyoruz. İşte biz estetik cerrahlar insanların bu özgüvenini yerine getirmek kısmında danışmanlık yapıyoruz aslında. Ve onların mutlu gördüğümüz zaman ameliyat sonrası biz de işimizi zevkle yapan kısımdayız Elif Hanım. Evet. Mehmet dediğim gibi Tek başına dikleştirme ameliyatı yapılabilir mi? Onu da ilave edelim soruların içerisine. Tek başına meme dikleştirme ameliyatı olabilir mi? bakın Mehmet'e yaptığımız şeyleri çok kısaca özetlersem memesi olmayanları meme proteziyle meme ameliyatı yapıyoruz. Memede asimetrilerde yine meme proteziyle düzeltiyoruz. Memesi sarkmış ama meme dokusu olanları implant koymadan meme dikleştirme yapıyoruz. Memesi yine sarkmış ama meme dokusu yetersizse meme implantı ile meme dikleştirme artı protez ameliyatı yapıyoruz. Memesi çok büyükse bunlara küçültme ve dikleştirme ameliyatı yapıyoruz. Ve meme kanseri nedeniyle memesi alınan bayanlara gerek implantlar gerekse kendi vücuttaki kas ve dokulardan yeniden bir meme rekonstrüksiyon cerrahisi yapıyoruz. Tabii bu son saydıklarım daha özellikli ameliyatlar, daha aşamalı ameliyatlar. Ama dikkat ederseniz meme cerrahisi estetik cerrahide çok uzun Önemli. önemli. Önemli bir yer tutuyor zannediyorum. Kesinlikle yani bu çok cerrahi yöntemler vardır. Bizim kongreye gittiğimiz zaman eğitimlerimizi çok zaman alan bir şeydir. Dediğim gibi biz de amacımız bayanların ihtiyacı olan güzel bir meme görüntü, estetik bir meme görüntüsü sağlamaktır Elif Hanım. Evet. Şimdi meme derken meme ne kadar çok yer alıyor ise sizin cerrahi müdahaleleriniz içerisinde zannediyorum bir o kadar da burun estetiği dikkat çekiyor olsa gerek. Burun estetiği bir öncelikle ameliyatsız yapılabilir mi? Bunu öğrenmek istedim. Bir de burun ameliyatı sonuçları kalıcı mıdır? Yani burun ameliyatı oldu kişi güzel hani okka gibi bir burun mu diyelim güzel bir burun sahibi oldu. O yapılan estetik sonucu ne kadar kalıcıdır, kalıcı mıdır? Bunları da öğrenmek istedim. Evet, şimdi hani bir meme estetiğinden burun estetiği neden Türkiye'de saç ve burun ön planda? Çünkü hem kadınların hem erkeklerin artık şu an son zamanlar erkeklerin de sayısı arttı. Onu Yüzde soracağım. tam orta hatta ön planda olan bir şey. Biz ilk önce güzelliğin tanımını yaptığımız zaman gözle görülen, kalple hissedilen, birisine baktığımız zaman yüzüne bakıyoruz. Ya bunu atıyorum birisinin gözleri güzelse işte şu hani burunda olmasa dediğimiz bir hissiyat vardır. Ya da kişinin yan profillerden fotoğraf çektiği zaman hep bizi soluğu kliniklerde aldıran bir şeydir.
Ama şeye baktığınız zaman özellikli bir organdır. Nefes alan bir organ, koku alan bir organ. Ve bütünsel olarak baktığımız zaman hani aslında estetik olarak girintili, çıkıntılı bir şeydir. Bizim hocamızın bir lafı vardı. Güzel burun değil, dikkat çeken, çeken çekmeyen burun vardır diye bir şey vardır. Hani güzel olan şeyler gözlerdir, yanaklardır, dudaklardır derdi. Ama evet. Biz zaten hani yüze baktığımız zaman hep şey diyorum, hani güzellik bazen bayanlara özgü bir şey, erkeklerde de hani şu bakın şurada bir kemerimiz varsa, kemerimizi aldığımız zaman hani kişi güzelse güzel aslında ama yüze yumuşama geldiğini görüyoruz Elif Hanım. Tabii bunun cerrahisi de özellikle. Şimdi son zamanlarda kongreler, eğitimler, işte bizim KBB doktorları, plastik cerrahi doktorları artık burun konusunda da çok güzel sonuçlar aldığını da görüyorum. Aslında ülkemle gurur duyan birisiyim. Çünkü yurt dışından çok ciddi hastalarımız geliyor ve inanın çok başarılı noktalardayız. Yani konu gelmişken söyleyeyim, Türkiye gerçekten Avrupa'dan, Türkiye'nin şey dünyanın birçok ülkesinden sırf estetik ameliyat için, tabii diğer rekonstrüktif ameliyatlar için de gelenler de oluyor ama artı bir merkez olduğunu düşünün. Burada tabii yani ki sağlık turizmine de aslında ülkemiz kapılarını aralamış durumda diyebiliriz. Kesinlikle sonuna kadar araladı ve şu anda da ülke ekonomisinde olsun ülke tanıtımı olsun bence çok iyi bir yere geldi. Burada tabii hekimlerimize de çok ciddi sorumluluklar, yükümlülükler düşüyor. Çünkü ben mesela Antalya'da görev yapan bir hekim olarak yaptığım sonuçlarda hem Antalya'yı hem ülkemi temsil ediyorum. Yaptığım her sonuç gelen kişinin ülkesinde bir reklam mahiyetinde. Bu sorumlulukla da yola çıkıyorum ve tabii mükemmel mükemmel bir adam değilim ama sonuçlarım da hep onu düşünerekten, niyet ederekten bir hizmet vermeye çalışıyorum. Burada bize işte konuyu dağıtmadan şey yaptığım zaman hani burunla da gelen kişiler mesela sizin için güzel bir burun, kişi halen daha şey değilse çok subjektif bir olguyu herkesin beynisine sunduğumuz bizim cerrahlar için de stresli bir ameliyatımızdır Elif Hanım. Çünkü sizin için en güzel şey kişi ben mutlu değilim dediği zaman ya da komşusunun bir lafıyla, akrabasının bir lafıyla hocam şurası şöyle mi oldu, burası böyle mi kalktı denilen şey. Ama dediğim gibi artık biz de eğitimlerimizi, biz de yaptığımız ameliyat sonuçlarımızı daha güzel sonuç nasıl alabilir, daha güzel bir burun, daha güzel bir estetik sonuç nasıl alabilir diye kafa yoruyoruz. Ama şunu da söylemek lazım, burnun hani kişinin çok iyi analiz etmemiz lazım. Bazen gereksiz ameliyatlardan da kaçınmak lazım. Şunu unutulmaması lazım, hastalarıma söylediğim bir şey var. Nefes alan bir organ ve kokalan her yaptığımız o bisturinin değdiği her şey aslında travmatik bir süreçtir. Bunu iyi tartıp hastayı da iyi anladıktan sonra bir cerrah olarak hastayı doğru yönlendirip ameliyata karar vermek lazım diye düşünüyorum. Çok önemli. Şimdi tabii burun dedik. Burunun hemen üzerinde gerçekten dünyaya açılan penceremiz, gözlerimiz. Gözler de çok önemli. Şimdi peki göz çevresi estetiğinde sorunlar ve tedavileri konusunda neler söylersiniz diye sormak istiyorum. Bir de çekik göz estetiği son günlerde çokça görünür, duyulur oldu. Kimlere uygulanır bu çekik göz estetiği? Şimdi Elif Hanım her zaman artık sosyal medya, internetteki paylaşımlar hayatımıza o kadar girdi ki orada duyduğunuz estetiksel bir isim formatıyla bir algı herkesin yönlendirme. İşte son zamanlarda işte bellaz gözleri, çekik gözler, işte badem göz estetiği gibi isimler konularak bize artık hastaya şöyle polikliniğe geldiği zaman hocam ben badem göz istiyorum diyor. Ben de diyorum ki açıkçası peki nasıl olmasını istiyorum diyor. Onu anlatamıyor. Ama ben badem göz istiyorum diyor. Yani burada anlıyorum ki medyanın, sosyal medyadaki orada hani bir trend ve insanlar bir akım, bir moda akımı gibi artık estetikte de bir akım yaratılıyor gibi. Kesinlikle. Ya da beklentiler diyelim. Bundan hatırlarsanız Elif Hanım 20-30 yıllar öncesinde iri gözler daha makbuldü. Yani bizim gözlerimiz hani iri gözlü. Lütfen Şaray gözleri çok popüler. Ben bunu diyecektim. İşte kirpikler, kaşlar.
Ama şimdiki gençlere baktığın zaman 20 yaşında gencecik insanlar böyle gözün şöyle baktığın zaman daha böyle şurası çekik olsun, şurası şöyle olsun. Ama Evet. burada tabii şunu da vurgulamak lazım. Anatomik yapıya da dokunuyoruz. Yani evet biz bir insana bunu yaparken de bunları da anlatmak da zorundayız. Bakın yaş ilerledikçe şurada temporal Kaz fasciit dediğimiz ayakları. yani şakak bölgesindeki yağlar azaldıkça kaşlarda düşme gerçekleşiyor ve yaşlanma dediğimiz fizyoloji göz etrafında başlıyor. Tabii ki ihtiyaca göre ve yaş faktörüne göre kaşlar aşağı düşüyor, gözümüzün altı çukurlaşıyor ve tabiri caizse yorgun, üzgün bir suratla şey oluyor. Şimdi ben yaşı geldiği zaman hani kaş kaldırma operasyonları, şakak gelme ve göz altı ameliyatları, göz üstü ameliyatları çok yapıyoruz. Ama burada tabii ince bir nokta, hani 18-20 yaşındaki genç bayanların da bizden göz estetiğiyle gelmeleri de ilginç bir konu. Ama tekrar diyorum, aslında cerrah olarak prensibim gereği gençlerde bu anatomik yapıyı çok bozma taraftarı değilimdir. Genelde seçtiğim hasta grubu belli bir yaşı geçip bunun anatomisinde sarkmalar olduktan sonra yapılmasını öneren birisiyim. O yüzden biz biraz cerrahi olarak da kendi prensiplerimizi de hastaya anlatmamız lazım olduğunu, her internette okunan şeyin de doğru olduğunu da düşünen birisi değilim açıkçası. Ama Bu konuda da gerekli uyarılarda bulunuyorsunuz hastalarınızı uyar yani şekilde. kesinlikle öyle ama hani artık şey var, estetikteki şey yaş aralığına baktığın zaman 18-25 yaş arası gençlerimiz hani birazcık daha kararlı, birazcık daha şöyle söyleyeyim, beni yarın ameliyat et diyen bir grup. Hani onlar Görüyorsunuz. böyle kaderine razı olmuyor, hemen böyle o riski kolay alabilen bir grup. Yani 40 yaşından sonra daha böyle sorgulayan hasta grubu varken gençlere baktığım zaman kafasına koyduğu şeyi yapan bir grup karşımıza çıkıyor Elif Hanım. Ama bir hani cerrahi doktor olarak da bazen onların ameliyatın risklerini de anlatıp uyarmak şeyinde de hissediyorum kendimi. Onu da yapıyorum. O sorumluluğu da yerine getiriyorsunuz. Şimdi süreyi tabii tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz. Zaman da çok kalmadı. Asıl sorular çok. Hemen ben ameliyatsız estetik ne demektir? Tabii bu uygulamaların içerisinde mutlaka botoksu konuşalım istiyorum. Botoksun etkisi uzun süre korumak adına ne yapmak lazım? Botoks artık hani çokça sıkça duyduğumuz bir tedavi şekli diyelim. Zannediyorum yaptıran da bir hayli çok bu uygulayıcısı çok. Ne kadar etkisinin uzun süre kalabilmesi için ne yapmak lazım? Botoks konusunu da konuşalım isterim. Bununla birlikte tabii ki söyleyecekleriniz illaki vardır. Dolgu uygulamaları gibi. Bunlar hakkında neler söylersiniz? Çok hızlı anlatayım. Artık botoks her bayanın Evet. artık tabiri caizse bir bilgi. Eskiden botoks deyince o ne dediğimiz şeyler şu anda herkesin kafasında botoksla ilgili bazal bir bilgi var Elif Hanım. Ben 2007 yılında asistanlığıma başladığım zaman senede bir iki botoks hastası olduğu zaman böyle biz de şaşırdık kime botoks yapacağımız diye. Hatta botoksunu elimize taşırken bile böyle özenerek aman bozulmasın bir toksin dediğimiz şey. Ama şu anda öyle oldu ki muayenehanecilik yaptığım süre boyunca da %60-70 bize bu taleplerle geliyor. Artık bakıyorum ki eskiden botoksa iliştirenler bile yani korkular kaygılar gitti. O maske yüz şeyler ifadesiz yüz ifadesi. Şimdi kişilerin şunu çok net söylemek lazım. Botoks bir toksin. Yüzümüzde de mimik kaslarını kullanan kişiler var ve bu kasları kişiden kişiye göre kullanım farklı. Ama botoksun estetiğin dışında da sağlık içinde yapıldığında unutulmaması lazım. Mesela diş sıkmaları, terlemeler eskiden yani botoksun ilk tarihçesine baktığınız zaman şaşılık tedavisinde kullanılmaya başlandığı zaman göz etrafında terleme ve kırışıklığa iyi gelince de bunu estetik olarak da yönlendirmişler. Ve biz şu anda günümüzde en çok işte alın kırışıklıkları, göz etrafını kırışıklıkları açıp işte o sizin az önce dediğiniz şu şakaklardaki gelmeler, biraz kaşı kaldırmalarla acaba bunu botoksla bir miktar ameliyatsız da çözebiliyor muyuz? Neden çok botoks yapıyoruz? Sonuçta insanlar mutlu ve yapanların ve yaptıranların sayısı şu anda birçok klinikler olsun, hastaneler olsun çok ciddi bir talep olan, sonuçlarında da hastalar mutlu olan bir grup. Artık görüyorum ki ön yargılar yıkılmış. Artık eskiden neden botoks yaptırdığın kısmı, şimdi kırışanlar neden botoks yaptırmıyorsun'a döndü.
Bu da çok güzel bir gelişme. Çünkü yani bir kişinin tabii estetik lüks bir ihtiyaç, kişinin maddi bir sıkıntısı varsa tabii ki şey değil. Ama hani size bile sorabilirler ya Elif alnın kırışıyorsa neden botoks yaptırmıyorsun? Ya böyle dolaşılır mı? Şey eskiden neden yaptırdın şey? Neden Benim yaptırmıyorsun diye soruyorlar. Evet. yani aslında böyle bir imkanınız varsa neden kullanmıyorsunuz kısmında? Benim Evet. hasta grubuna baktığım zaman öğretmenler çok fazla Elif Hanım Miniklerini çok kullanan meslek grupları için hani olması gereken bir yöntem denilebilir o zaman. aslında hem öyle hem de öğrenciler karşısına çıkınca bazen öğrenciler de acımasız eleştiri yaptığını görüyorum. Hocam sizin burası niye kırışıyor, şurası niye yapıyor? Çünkü bakıyorum öğretmenlerle sohbetim hep bu yönde. Ama emin olun şunu da çok net ifade etmek lazım. Botoks kasları şey yapıyor. Alındaki duruş, göz etrafında bence herkes de farklı duruyor. Ama biz Herkese estetik hekimleri yapılır mı olarak aslında? Şöyle söyleyeyim, çok kırışan, çok mimiği kullanan kişilere tabii yapılabilir. Herkese yapılma kısmı bu bir ihtiyaç değildir. Bu özel bir ihtiyaçtır. Hani Kişi yaş aynı... aralığı bakımından özellikle hani belli bir yaş aralığını içine alır mı? Bu anlamda sorun. Aslında bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Eskiden yaşlandığınız zaman yapılan bir şey gibi algılanıyordu. Ama aslında şimdiki şey... Yaşlanıp da çizgiler derinleşince biz artık geç kaldığınız kısmında yani zararın neresinden dönerse kârdır kısmına geçtik. Şimdi baktığım zaman 23 yaşında 25 yaşında kişi bile o mimiği kullanırsa alnında derin çizgiler oluşmuş. Biz az önce konuştuk ya ameliyatta iz kalır diye korku olan kişi alnında cam izi kalınca bu tabii fizyolojik olunca rahatsızlık duymuyor. Ama bunun da hani zamanda yapılan bir botoksla kurtulabileceğini anlatırsak insanlara işte botoks o yüzden çok yapılmaya başlandı. En azından bu çizgilerle çok 50 yaşında geri dönüşümsüz bir sürece girme anlamında yapıyoruz. Çok Evet. mimik kullananlar bazen 25 yaşında bile 20 yaşında yapmaya başladığımız şey oluyor. Ama bu tabii Evet, ki yaşlandığı yani zaman yapılan bir şey değil. evet, süre yönünden uyarı alıyorum ama böyle hemen birleşik sormak istedim. İki soru var. Dolguları da konuşun isterim, kısa kısa dolgulardan bahsedin isterim. Bir de erkekler beraberinde şeyi sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Yağ dokumuzla nasıl gençleşebiliriz? Son günlerde çokça duyuyoruz bunu da, yağ dokumuzla bize gençliği nasıl sağlarsınız? Erkeklerin de artık estetik konuyla çok yakınen ilgilendiklerini ve uygulamalardan faydalandıklarını biliyoruz. Bu bilinen bir gerçek. Onlar için neler yapıyorsunuz? Bunları hep kısa kısa alarak birkaç dakikaya sığdırarak anlatırsanız çok sevinirim. Zira programın bize ayrılan kısmını hemen hemen tamamladık. Şimdi biz Elif Hanım yağlar bizim için vücutta kıymetli Malzemesi yerlerden. diyelim. Biz asistanken bu yağları atıyorum birçok amaçta kullanıyorduk ama radyoterapi almış ciltlerde yağların gördük ki mesela radyoterapi almış ciltler özellikle meme kanseri sonrası memelerde ciltler çok sertti. Biz bazen bu yağlardaki kök hücre dediğimiz yağlardaki onarıcı hücrelerle cilde biraz yumuşama, cilt altındaki o yağlarda azalmayı vererek biraz orada dolgun görüntüyü sağlamaya çalışıyorduk. Ama şu anda yağları artık bir plastik cerrah olarak elimizin altında setlerimizle birlikte ameliyatı tamamlayıcı olarak kullanıyoruz. Şimdi insanın kendi şimdi dolgu dediğimiz teknolojinin bize sunduğu hizmetlerle laboratuvar koşullarına hazırlanmış hyaluronik asit dolgularla bir kişiyi ameliyata aldığımız zaman kendi yağınla işte atıyorum bir burun estetiği yapıyorsunuz ve yanaklar çökükse yanaklara, çenesi biraz gerideyse çeneye vererek bir ameliyatın bir bütünsel yaklaşımını sağlıyorsunuz. Burada antiparantezde çok memeye yağ yapmıyorum. Çünkü meme çok hassas bir organ. Radyolojik olarak incelenmesi gereken bir organ. Ama işte çene yüzde baktığınız zaman yanaklar, çene, işte bu nazolabiyal en çok rahatsızlık duyulan yerleri çok yapıyoruz. Tabii dediğim gibi her kişi kiloluysa kendi yağda eksik olan yerleri tamamlıyoruz. Son zamanlarda bayanların estetik olarak baktığı zaman popo talepleri, bir kişinin yağı varsa işte kendi yağıyla popo estetikleri ya da kendi yağı yoksa popo implantlarıyla
güzel bir popo görüntüsü sağlamaya çalışıyoruz. Brezilya poposu dedikleri Aynen. zannediyorum. Evet. Alt edin, evet, o talepler çok oluyor. Özellikle İngiltere'den gelen hastalarda çok hani kişinin poposu büyükse de hala da bizden o Brezilya popo algısı yaratıldı. Ama tekrar diyorum hani bunlar her ne kadar yumuşak anlatılsa bile her ameliyatın kendi içerisinde riskleri olan şeyler. Ama yani kişinin yağı varsa biz bunu liposuction dediğimiz yöntemle bölgesel yağ alıp atıyorum bir çöpe atacağımızı değerlendirme kısmında da oluyoruz Elif Hanım. Mesela bacaklarda Ben asimetrilerde lipo shaping mi? Yeni adıyla artık liposakşının yanına yeni gelen bir aslında terim midir? Vücudu şekillendirme aslında, vücut zayıflatma değil, aynen. şekillendirme. Şimdi bizde hani bir plastik cerrahi olarak ameliyat yöntemlerinin dışında işte kriyolipoliz, işte radyo frekanslı yağ eritici cihazlarımız da çıktı. Ama hani bu liposuction ameliyatının işte vaser, lipomatik, lazer liposuction yöntemleri de bunların cihazı değiştirerek aslında temel felsefesi o bölgedeki yağları almaktı. Ama bunu da şunu da antiparantezde bir şey söylemem lazım. Hani konu liposuction'a geçtiği için bazı kilolu kişiler zayıflamak için polikliniğe giriyor. Liposuction çok net ifadeyle hani bu sohbetin ana konularından bir tanesi zayıflamak için yapılmaz. Birisi zayıflayacak orada bölgesel veremediği kilolarda o yağları almak için yapılabilir. Vücudu şekillendirme diyebiliriz. Atıyorum bir bayanın ince beli varsa, basenleri genişse oraları düzeltmek ya da göbek üstünde yağ birikimi varsa veremiyorsa liposuction'la devreye giriyoruz. Güzel bir karın estetiği yaparken yan simitleri varsa karın germe yaptıktan sonra yan simitleri liposuction'la güzel bir kum saati görüntüsü sağlamaya çalışıyoruz. İşte aslında elimizdeki bütün imkanları kombin ve koordine kullandığımız zaman güzel sonuç alıyoruz. Peki erkekler için neler yapıyorsunuz? Hemen bir iki cümleyle bunu da cevaplandırırsanız konuyu Erkekler de artık toparlayarak vedalaşalım isterim. şimdi şey var, erkekler tabii bayanlara göre ne gereği var kısmındaydı bundan 5-10 yıl önce ama artık hani kendine bakan erkekler de günümüzde arttı. Bu da yüz güldürücü bir olay. Bence her insan bireysel olarak kendine bakmalı. Hani biz hep yatırımı diyorum ya başka yere yapıyoruz ama kendi yüzümüze, kendi vücudumuza da yapmamız lazım. Öz saygı için yapmalıyız bunu Aynen. aslında. İşte sağlıklı besleniyorsak sağlıklı bir yüze çünkü prezent tabel olduğumuz zaman yüzde ilk önce şey yapıyoruz. Erkekler cilt bakıma gelebiliyorlar. İşte bu da bir ihtiyaç. Mesela gözaltı çukurluklar çok olabiliyor. Burada dolgularla, işte Evet. botokslarla şey yapabiliyoruz. Ama erkekler en çok bize saç talepleriyle geliyorlar. Mesela son zamanlarda çok obez olup da vücudunda kol sarkmaları, bacak sarkmaları, kilo vermeye bağlı. Son zaman mesela bir de erkeklerin bir özelliği bir şey var Elif Hanım. Evet. Jinekomasi dediğimiz erkekte meme büyüklüğü gibi. Bunlar tişört giyerken, denize giderken takıntılı olan bir grup. Bazen gerçekten şey olmasa bile hafif memeden dolayı denize girmeyen bir erkek kesimi var. Ben bazen hasta olmasa bile onları mutlu edebilmek için denize girmeleri için yapıyoruz. Ya da kepçe kulak şikayeti oluyor ve saçını uzatıyorlar. Benim gibi Evet. sadece kulaklarını geziyorlar. İşte aynı dediğim gibi erkekler de şu anda imkanlardan yararlanmak, özellikle saç, bir erkek için çok da önemli estetik sonuçlar, beklenti içine giren konulardan bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli aktarımlar için, değerli bilgiler için, bize zaman ayırdığınız için, ekran Estağfurullah. konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınız zaten başarılı, bu başarıların devamını diliyorum. İnşallah ekranımıza yine birlikte olur. Daha detaylı da konuşuruz. Kepçe kulağa da hakikaten hiç girmediğimiz pek çok konu var. Bunları da yine ele alıp değerlendiririz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bana da zaman ayırdığınız için, keyifli sohbet için, umarım ekranların başındaki kişiler için de biraz faydalı bilgili sohbet olmuştur diye Faydalı düşünüyorum. olduğundan son derece eminim. En azından düşüncelerine bir ışık tuttunuz, bilgilendirdiniz. Tekrar teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık da bizden bu kadar diyoruz. Teşekkür. Haftaya yeniden yeni bir konu başlığı, yine çok değerli bir konukla biz Ege TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Esen kalın efendim.